Evet arkadaşlar şimdi bir POP3 servisimiz olduğunu biliyoruz. Bir e-mail işleri dönüyor zaten bununla ilgili bir CTF olduğunu anlamıştık. Şurada zaten bir SSL var, bir normal POP3 var. ikisini de kullanabiliriz. SSL biliyorsunuz bir şifreleme daha getiriyor. Yani secure bir şekilde bu şifreler yollanıyor ee, normalde SSL olanı kullanırsak işte şifreyi bilsek bile bunu encoded yollamamız yani şifreli yollamamız lazım o işleri biraz karışıklaştırabilir arkadaşlar. Belki brute force yaparken falan hani yardımcı olabilir o port. 55.007'de çalışmazsa 55.006'da vesaire deneyebiliriz. Ama düz deniyorken yani düz şifre deneyecekken mantıken 55.007'de çalışmamız daha iyi olacaktır. E bu deney yanılma yöntemiyle de deneyebilirsiniz tabii ki ama şimdilik ben 55.007 ile devam edeceğim. Şimdi ee, öncelikle IP adresimiz neydi? 10.0.2.17 Bunun için en kolayı netcat kullanmak arkadaşlar. NC diye yazdığımız daha önce zaten kullanmıştık CTF'lerde. 10.0.2.17'ye ve e, 55.007 miydi? 55.007 portuna ...bir netcat düzenliyorum ve gördüğünüz gibi... ...direkt Pop 3'ün içerisine giriyor. Şimdi Pop 3 da nasıl çalışılır? Bu tabii ki normalde yapmadığınız bir şey olabilir. Çok doğal. Hani ben de Pop 3 çalışmıyorum böyle durduk yerde. Ama bunu öğrenmek çok kolay. Bakın gelip ben Pop 3 Server komutları diye arattım Google'da. Pop 3 Server Comments diye. Ve hemen karşıma çıkan ilk... ...şeye tıkladığımda zaten e, bana... Compute Server'larda çıkacak yani çıkabilecek bütün komutları karşıma getirdi. Örneğin Auth Authentication'la Başlayacağız Kullanıcı adı ve şifreyi vereceğiz bakalım doğru mu onu göreceğiz Ve e, Onları vermek için işte User'ı pass'i vesaire kullanabilirsin diyor e, Nasıl bu kadar şeyi aklında tutuyorsun derseniz tutmuyorum arkadaşlar işte Google'dan bakıp Bu şekilde hatırlamaya çalışıyorum ya da öğrenmeye çalışıyorum. Şu noktada ben hatırlamaya çalışıyorum. Siz tabii ki öğrenebilirsiniz de. Bakın normalde diyor ki yani SMTP zaten yolladığımız e-mailleri 25 portundan kullanırız genelde diyor ki bizde de öyle. Ama POP3'ler genelde 110'dan kullanılırmış. E, bizimki 55.007'yi kullanıyor. Çok da fark etmez. Aynı şekilde çalışacaktır. O yüzden gelip buraya mesela Alt yazıp Enter'a basarsanız gördüğünüz gibi Authentication modülünün içerisine giriyor. Şimdi kullanıcı adımız ne? Boris. Enter'a bastım. OK dedim. Şifremiz ne arkadaşlar? Invincible Hacker. Şu şekilde. Invincible Hacker diyorum. Enter'a basıyorum. Bakalım kabul edecek mi bizi? Sanırsam etmedi. Evet gördüğünüz gibi etmedi arkadaşlar. Authentication failed dedi. Süper. Buradan bir çıkalım. Zaten girmemiz kolay. Netcat'i çalıştırarak girebiliyoruz. Demek ki bulduğumuz Invincible Hacker şifresi tekrar kontrol edelim. Ee, gördüğünüz gibi buna ait değil. Tabii ki Natalya için de aynısını deneyebiliriz. Deneyelim. Ok diyelim. User diyelim. Natalya diyelim. Bakın Natalya'yı da okey dedi. Gerçekten Natalya'nın da bir e-mail'i var. Ee, Invincible Hacker'ı bir de orada deneyelim arkadaşlar. Invincible Hacker şeklinde burada da deniyorum. Ama göreceksiniz ki zaten bu da bakalım evet sıkıntı veriyor. O yüzden şu anda Elimizde olan ne var? Sadece bir popüt server olduğunu biliyoruz. Ee, kullanıcı adını biliyoruz. Şifreyi bilmiyoruz. Demek ki artık vakit geldi Brute Force'a. Yani kaba kuvvet saldırısına. Ee, brute Force'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önceden bulduğumuz şifreleri yani bir word listi ee, bu servise karşı deniyoruz ve e, şifreyi çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun için e, daha önceki CTF'lerde karşımıza çıkmamıştı ama Hydra diye bir aracı kullanabiliriz. Hydra e, direkt yüklü geliyor olması lazım. Şöyle Hydra yazıp enter'a basarsanız Hydra'nın nasıl kullanıldığını e, size söyleyecektir. Mesela biz logini kullanacağız. L şeklinde kullanacağız ve diyor ki bir login ismi söylemen lazım diyor. E, login ismimiz zaten var. Ama e, iki kullanıcı adı da yani hem Natalya hem Boris için var. E, onun için bir tane direkt text dosyası oluşturup içerisine ikisini de yazabiliriz. İkincisi ya bir de burada şuradaki dokümantasyona bakarsak arkadaşlar bir yerlerde yazması lazım. Tabii ki word list sağlamamız gerekiyor. Evet o da şurada. Pass. Yani e, file'ı vermemiz lazım. Bir word list. Hani nasıl e, VPA kırarken biz kablosuz ağlarda bir dictionary saldırısı yapıyorduk. Bunun da aslında bir farkı yok. Yani tamamen bildiğimiz bir e, word list saldırısı yapacağız arkadaşlar. Ve bu word list saldırısında Wordlist seçmemiz gerekiyor. Şimdi burası aslında CTF'in zorluklarından bir tanesi. Neden? Çünkü bir kere milyonlarca wordlist olabilir. Hadi sadece diyelim, kali Linux içerisindeki wordlistlerden birini kullandılar. Gerçek hayatta bu da olmayabilir ama büyük ihtimalle CTF'lerde hani o kadar da zorlaştırmayacaklardır bu işi diye düşünüyorum. E, Kali Linux içerisinde bile birçok word list var. Hmm, clear diyelim. Kali Linux içerisindeki hazır word listleri göstereyim size. Şimdi word listler nerede duruyordu? Locate word list diye aratalım. E, bakın user share word list miydi? Evet, user share word list diye bir klasörümüz var şurada. Tabi başka araçların da kendi word listleri var şimdilik Kali Linux içerisindekilere bakalım. User share word lists. Buraya bir cd yapıyorum. Clear yapalım. LSLA çalıştıralım ve şifreleri görelim. Yani daha doğrusu word listleri görelim. Bakın birçok word list var. Derp, derp buster. Efendime söyleyeyim. Gerçi bunlar araç ama fast track txt var. Efendime söyleyeyim Rakyu txt var. Aslında Rakyu txt ile FastTrack-TXT var bunların içerisinde. E, ama maalesef ki hangisi olduğunu bilmemize çok bir imkan yok. Ve Rakyu txtnin içerisinde çok fazla şey var arkadaşlar. E, şifre var. Yani Büyük bir dosya. FastTrack-TXT biraz daha küçük bir dosya. Yani iki tane var zaten. Mesela FastTrack-TXT'nin içerisine bakalım. Cat Fast Text'i diyorum. Bakacak olursanız işte şu tarz şifreler var. Biraz daha böyle hani e, basit şifrelerin ve işte yok password'ü etle yazdım çok güvenliyim sandığınız şifrelerin içerisinde bulundurduğu bir e, şifre dosyası arkadaşlar. En çok kullanılan şifrelerden oluşuyor aslında. Şuraya bakacak olursak password'ler falanlar filanlar. Şimdi bununla denemek var, bir de Rakuyo TXT ile denemek var. Açıkçası bu şeyde ne denir ona CTF'de hangisiyle denememiz gerektiğiyle ilgili bir ipucu var mı ben yakalayamadım, belki de vardır, e, görmedim ama e, Fast Track TXT biraz daha kolay olduğu için bunu seçmeyi tercih ettim arkadaşlar. Yani bunu nasıl seçeceğiz bu arada? Nasıl çalıştıracağız? Göstereyim. Öncelikle bir user şeyi oluşturalım. Um, dosyası oluşturalım. Ve şöyle yapsak daha iyi sanırsam. Şimdi bu golden ay falan bunları da kaydediyoruz. Bir şu her şeyi kapatayım. Küçülteyim. File sistemimden dokümanlarımın içerisine gireceğim. Şöyle açalım. Buradan e, root'a geliyorum. Root'un içinde documents'a geliyorum. Documents'ın içinde golden eye yapmıştık. ve burada en iyisi bir tane folder açayım arkadaşlar. Bu folder'ın adına da golden eye diyeyim. çünkü birkaç tane dosyayla çalışacağız. Bu golden eye txt'yi şuraya atabiliyor muyuz bakalım. Attık. Goldeneye açtım. Süper. Yeni bir dosya oluşturuyorum ve bunun adına da user.txt diyorum arkadaşlar. Bunun içerisine bildiğimiz iki user'ı yazacağız. Birincisi Boris. Enter'a basıyorum. Alt satıra geçiyorum. İkincisi Natalya. Bu ikisi için de bu işlemi yapmak istediğimden ötürü ikisini de yazdım. Sonra FastTrackTXT'yi de bulalım. Nasıl bulacağız? Yine file sistemi açalım. File sistemi taşıyor. Taşımak istemiyorum. Herhalde bir bug oluştu. Şöyle çift tıklayayım file sisteme. Bakalım açacak mı? Home'dan açalım. Evet Home'dan açtı en sonunda. Şimdi ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Şu user share vesaire oraya gitmek istiyorum. O yüzden var'a girelim. Buradan var'ın içerisinden var'a niye girdiysek user'a girelim user'ın içerisinden share'e girelim. Share'in içerisinden de en alta gidip word liste girelim arkadaşlar. E, word liste girdikten sonra bakalım word list neredeymiş? Şurada word liste girdikten sonra e, word listin içerisinden ihtiyacımız olan dosyayı da alalım. E, direkt onunla çalışacağız arkadaşlar. Şöyle açayım. FastTrack.txt'yi alıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar ve gelip buraya yapıştırıyorum. Fast Track textim burada var. Hatta çift tıklarsam eğer içerisindeki şeylere de ulaşabiliyorum. Süper. Hepsini aynı yere koyalım ki yazması kolay olsun terminalden. Bunları bir kapıyorum. Terminalimi açayım. Terminalimde de aynı lokasyona gideceğim. Şöyle yapıyorum bunlardan. Çıkalım. Um, CD şu an neredeyiz? LS yapalım arkadaşlar. CD root'un içine girelim. CD root. LS yapalım. CD documents'a gireceğiz. LS yapalım. CD golden eye. Süper. Oraya da girdik. LS dersek şu an fast track txt golden eye, TXT, User, txt her şeyi görüyoruz. Şimdi hidrayı çalıştıracağım. Hidrada birincisi login olmak için gerekli olan kullanıcıları vereceğim. Bu user.txt Ondan sonra arkadaşlar bir de password'leri vereceğim. Bu da fast track yazamadık. fasttrack.txt ve Hani bunu verdim de tabii ki hangi servise karşı çalıştıracağımı da söylemem gerekiyor. E, burada iki seçenek var. Bir pop 3 e, s yani ssl'i kullanıp pop 3 s deyip iki nokta üst üste slash slash deyip burada bulduğumuz 55600 e, ssl pop 3'e yönlendirmek. Yani e, pop 3 s işte 10.0.2.17 ve e, çift nokta iki nokta üst üste 55006 yapmak ya da 55007 yapıp e, sonundaki esi silmek arkadaşlar ikisinden biri açıkçası her ikisini de denemek gerekebilir normal şartlar altında CTF'de e, ben şimdilik 55006'dan deneyerek bu saldırıyı başlatacağım bakalım e, kırabilecek mi şifreyi bu arada tabii ki birçok şifreyi denediği için ve iki tane kullanıcı için denediği için biraz uzun sürebilir bunun sonucunu almanız. E, bu aldıktan sonra size eğer bulursa e, kullanıcı adı ve şifre eşleşmesini gösterecektir. Eğer ki burada bulamazsanız pop 3 esi değil POP3'ü ve 55007'i de kullanmanız denemeniz gerekebilir arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu biraz uzun sürebilir, o yüzden enter'a bastım. Şu an bekliyorum. E, videoyu burada durduracağım. Bir sonraki dersin başında bakalım bulduk mu bulmadık mı oradan devam edeceğiz.